Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şimdi inşaata gideceğiz. Gitmeden önce buraya geleyim dedim. Evet, şöyle gölde bir temizlik yaptım. Aslında su berraklaştı. Lakin şöyle bir sıkıntımız var. Motor bozuldu arkadaşlar. Şuradaki filtreyi takmadan maalesef çalıştırdım. Bütün pisliği de şu motorun içine tıkamış. Yani motorun gücü bayağı bir azalmış. Şöyle göstereyim. Su yeşil görünüyor ama temiz normalde. Bak. Temiz arkadaşlar, sadece dibi yeşil. Makineyi çalıştırsaydım berraklık biraz daha artardı. Şimdi şu tavukları da saldım. Bunlar artık alıştılar. Kendiler giriyorlar, çıkıyorlar. Gayet iyi, problem yok. Şimdi birazdan inşaata geçeceğiz arkadaşlar. İnşaata durumlar nedir? Onlara bakacağız. Bu arada ağaçlarımız çiçek açmaya başlıyor yavaş yavaş. Şöyle göstereyim. Kuşları da saldım bu arada. Saldım ama çıkmadılar gibi. Onları bir salalım. Selamun aleyküm. Ya siz oraya yumurta niye yaptınız ya? Manyak mısınız ya? Şöyle çıkın arkadaşlar, çıkın. Yumurta kaç tane var? Oo, 4 tane yumurtamız burada var. Bunları toplarız. Kapıyı kapatayım arkadaşlar, kedi falan gelir. Neyse, şimdi inşaata gidelim, orada devam ederiz. Güzel gelişmeler oldu. Hep beraber o sahneleri izleriz. Arkadaşlar, inşaata geldik. Şu an bu işin ano kısmıymış. Aynen. Anası olmayanın danası olmaz. Anasını evet. Koyduk, terazisini aldık. Onu ben açıklayayım, ano kısmı hangisi oluyor. Arkadaşlar, şu ara ara şeyler var ya, bak şunlar. Bunlar terazisi oluyor. Değil mi ustacığım? Aynen abi. Teraziyi aldık. Şu an biraz kalın ye harcı. Yarın Allah'ın izniyle kendine rubbish deli çekeceğiz. Evet. Çatlama matlama yapmasın diye güzel bir şekilde güzel şimdi bir iş. Şimdi sen burada bütün kusurları kapatıyorsun değil mi abi? Aynen. Yani senin işin bu. Yani galipçinin de hatası var. Yapıcının hatası yok desek ufak tefek var ama şöyle bir durum var. Galip şeyin üzerine bindiği için, Yiğit oğlu üzerine bindiği evet. için galipte oynama olmuş. Adam duvarcıya evet. da bir şey diyemiyor. Yani aynen. Maalesef alt birinci katta hakikaten bayağı badire atlattık. Aynen. Taner de bu durumlara şahit. Neyse, kötü günleri yad etmeyelim. Evet. Şimdi iyi günleri konuşmakta. Büyük ihtimalle bir haftaya kadar komple biter. Haftaya cumartesine inşallah teslim. İnşallah. Planlarında bir değişiklik oldu mu? Yani beklediğinden biraz uzadı mı? Biraz uzadı. Bu harcın kıymesi bizim... Hem emeğimizden gidiyor hem de senin malzemen gidiyor abi. Çimento evet, maalesef. Gidiyor, kum gidiyor. Şimdi buraya arkadaşlar kalın harç yediği için tehlike yaratmaması adına çatlama bir diye. Tel varmış evet, herhalde. Rubbish teli. Tamam, onu yapacağız. Bir de üstüne file mi yapacaksın komple binaya? Binanın iç kısımlarına file yapacağız. Bu fileyi niçin aldık biz? Ek yerlerinde çatlama olmasın. Şuralarda değil mi? Evet, kiriş ve pirketlerin birleştiği yerlerde. Yerlerinde çatlama yapmasın diye. Bu dış cephede uygulayacaksın yoksa? Dış cephede tel çekeceğiz zaten. Gerek yok, burayı demiyorum, komplesinde yani. Komplesinde gerek yok. Bunlar üst üste bindiği için sıkıntı yok. Ama içeride açıklıklar var. File uygulamasına başladık mı? Yarın başlayacağız Allah'ın izniyle. Tüm filelerde başlıyorsun aynen. Yarın. Yarın. Arkadaşlar, bu depremde hani duvarlar falan çatlıyor ya, boyalar falan çatlıyor. O olmaması için bir önlem aslında. Aynen. İnşallah güzel bir şey yaparız. Bu arada asansör de kuruldu arkadaşlar. Kral, nasıl asansörümüz? Güzel abi. Biraz çok bağırıyor da. Niye öyle lan hakikaten? İyi markaymış. Bağırmasına karşın abi. Şuradan gelen adam herhalde inip inip çıkıyor sanır asansör. Ama yukarı çıkmasın. Oğlum o da para verdik yani. Ben buradayım desin. Yukarı çıkması 5 dakika, aşağı çıkması 10 dakika. Ciddi hızlı mı? Yoksa çok mu yavaş? Yavaş. Şaka yapıyorsun. Vallahi niye lan? Yavaş. Vallahi normalden biraz yavaş. Ciddi misin? Aynen. Allah Allah. Halbuki arkadaşlar iyi diye aldık ama. Yok, malzeme yok, iyi. Çok güzel. Güzel. 350-300 kiloya kadar attım çekiyor. Yani söyle, ben bunu 100 kilo çekiyor diye aldım. 315 tane piket çektim ben bunu. Tamam, yani zorlanmadı değil mi? Yok, hiç tamam, zorlanmadı. Normalde çok rahat zaten 600 kiloya kadar kaldırıyormuş. Abi. Burada teknesi arkadaşlar. Bunlar ama çok iyi bir teknoloji ya. Bunu eskiden herhalde adamlar sırtına çekiyor değil abi, mi? Ben 500 tane piket çektim. İnan ki 3 tane adam onu akşama kadar çekemez. Mümkün değil ve bundan daha pahalı mal oluyor sana. Bundan aynen. Bundan daha pahalıya mal oluyor. Aynen öyle. Salçalık olur abi, yazın inşallah. İnşallah inşallah. Arkadaşlar yavaş yavaş ilerliyoruz. Şurada boru tesisatımız vardı. Ali Usta sağ olsun, borular zarar görmesin diye şurayı komple üstüne kum dökmüş. Sonra harsa kapatmış. Ustacım Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Şimdi iyi usta bulmak sıkıntılı durum. Vallahi... Sen de maalesef önceki ustalarımızın bazı problemlerini çekiyorsun. Ama sıvacının... Bu derdi her, bu zaten. Her yerde var bu, her yerde. Değil mi? Yani bence kusurları örten sensin.
Aynen. Sıvacının kusurunu da boyacı örter. Boyacı değil mi? Aynen. Boyacı zaten olmazsa bizim işimiz hiç olmayacak. Bu sıvacının hepsi birbirinin kusurunu örter. Aynen. İlla inşaat böyle ilerliyor zaten. Şimdi bu kör kasa olayı nasıl oluyor abi? O ne zaman gelecek? Abi inşallah yarın takacağız dedi. Kör kasacıyı bekleyeceğiz. Evet. Yarın takarsa pencereler plastik sağlam tutsun diye dahili zaten onu da. Aynen. İçeriye su girmesin. Evet. İnşallah arkadaşlar Ramazan ayının ikinci haftası da sen duvarcıya teslim edersin. Bu taş duvarcıya. Sen değil lan sen. Boyacı duvarcıya derken benim duvarcı taş duvarcı. Değil mi abi? Aynen Ramazan ayından belki orucun 3. 4. günü gelebilir ya. İnşallah ha. Duruma göre. İçeriye ne zaman geçeceksin? Elektrik kabloları çekildikten sonra mı? Aynen. Elektrik kablolarında biraz sıkıntılar var. Elektrikçimiz de maşallah ara sıra çok geliyor. Çok ara sıra geliyor maşallah. O geldiğinde sağlam geliyor arkadaşlar. Gelmediğinde de hiç gelmiyor. Neyse Ali Usta, o zaman bir sonraki bölümlerde görüşürüz. İnşallah abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Rahat. Eyvallah, sağ olasın. Hadi. Evet Taner Bey. Evet abi. Hangi aşamadayız? Başladın mı yapıya? Yok başlamadım abi. Ne zaman başlayacaksın? Seni bekliyorum. Nasıl bir şey? Gel çıkalım. Bismillah diyelim. Şöyle arkadaşlar çıkalım yukarı doğru. Bir elektrikçi işine de bakalım da Taner. Elektrikçi bir şeyler yaptı burada çünkü. Şöyle arkadaşlar içeri geçelim. Taner. Abi. Burada bir değişiklik bak, yapacağız. Burada bir yan. Evet arkadaşlar şimdi şöyle plastikler falan çekilmiş. Değişik bir tesisat. Burası yapılmış. İlan yine sıvayla kapatmış ama inşallah çok pislik olmaz yine inşaatta. Temizledik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bence güzel olmuş ya. Şuraya bir tane düğme. Buraya aslında bir tane daha şey bıraksak iyi olurdu. Bu şey arkadaşlar bu led döşeme. Yani ışıklar için arkadaşlar. Ondan dolayı buraya koyduk. Bir tane daha hat bırakabiliriz muhtemelen. O da şundan dolayı hani şu merdiveni yaptık ya hafiften bir saçağı oluyor, evet. Sıkıntısı oluyor. Onun altına led döşeme yaparız. Yani bunu kullanmazsak onu kullanırız en azından. Şuraya geldiğinizde sensör sizi görüyor. Yukarı kadar tek tek merdiven aydınlanmış oluyor. Buraya şunu bırakmış da niye bırakmış da acaba bilmiyorum. Bakın malzemeler. İyi Taner elektrik tesisatı güzel gidiyor bence. Burada prizlerimiz var, düğmelerimiz var aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Priz, düğme, priz. Şöyle komple L tezgah arkadaşlar. Derin dondurucusu için. Ondan sonra aynen buzdolabı için. Ufak tefek şeyler için bunları bıraktık. Nasıl elektrik tesisatı dürüst diyorum yapamaz. Şu an inşaatlara gidiyorsun mesela. Hani standartı budur değil mi? Bazı yerde kapatmıyorlar bunların üstünü. Şaka yapıyor. LSI'yi kapatmış yani. Evet. Bazı yerde bunlara şey yaparlar abi sadece. Şöyle bir tel kıvırırlar. He. Sıvacıya bırakıyorlar. Sıvacı da küfür etmekte atlayabilir. Evet doğru küfür edebilir. Dışarıda bir elektrik işi oldu mu ona bakayım. Aynen şuralara bir başlıklar bırakılmış. Ne oldu Taner Bey? Hiç. Bir içini çektin gibi sanki. Yani keşke ilk katta zamanı geriye alsaydık. Bak sağlam oldu tamam mı? Sağlamlık olarak bir problem yok. Ama şöyle biraz daha aynen biraz daha ölçümler çok daha güzel olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi şuraya takıldım arkadaşlar. Nereydi lan? Burası değildi. Burası değildi. Ha, burada bir tane ışığımız var. Burası sinema odasıydı. Yani şu an için düşünce öyle. Şuraya bir tane projektör yansıtmak için elektrik hattı koyduk, tesisatı bıraktık. Bu karşıya da yansıtabiliriz. Şuradan buraya da yansıtabiliriz. Aynen. Değil mi? Şu cephe daha güzel sanki. Burası hani dar gibi geldi de şura biraz daha ferah geldi. Tam bir duvar ya. Bilmiyorum yani yine de. Sen şimdi geldin pencereyi komple kapatacaksın. Yok ya. Vallahi. Yok yok. Her havalandırma için güzel oldu. Aynen. Bu pencereyi kapatmayalım. Şuraya bir işlem yapacaksın. 4 sıra atayım oraya koltuk. Şuraya kadar kapat işte. 3 mü 4 mü? Hatta şuraya kadar kapat ya. Aynen. Aynen. Evet şimdi üst katlara bakalım. Şimdi işin en zor kısmı niye? Bu aşamalar biliyor musun?
kafa yoruyorsun ve yaptığın şeyin üzerine yaşayacaksın. Hani bunlar hepsi bir altyapı. Geri dönüşü yok bunların. Bunların geri dönüşü yok. Aynen. Mesela buzdolabının yerini değiştirebilirsin. Mutfak tezgahının modelini değiştirebilirsin. Aynen. Anlık olarak karar verebilirsin yani. Ama bunda yok öyle bir şey arkadaşlar. O yüzden bu altyapı çok sıkıntılı bana göre. Şurada bir ışığımız var. Büyük ihtimalle şurada da bir sarkma lambamız olacak. Şurada da sensör. Üst katlar daha bir işlem yapılmamış. Şimdi Taner Bey, şurayı kapatacaksın abi, biliyorsun zaten. Bu pencereye kapanacak. Başka bir şey söylemiş miydik? Bir de şey demiştiniz, şu yukarıda o tuvalet. He, o aynı. Orası küçülecek, evet. Harfiket mi yapalım onu? He ya, fark etmez. Yap, gider, yap, aynı ölçüde zaten. He? Köpük yapacağım diyor zaten. Evet. Burada bir işlem yapalım. Zamanım olursa köpüğü yaparım. Köpük dedin? He, üstüne döşerim. Köpüğümüz var zaten. Var zaten. Aynen. Önce ses yalıtımı aynı zamanda. Dışına döşerim. Aynen. Alan olursa içine döşerim. Aynen. Burada da arkadaşlar diğer işlemler için zaman bekliyoruz. Taner Bey, şöyle bir yukarı çıkalım. İyi lan Taner, sonradan hızlandık abi biraz. Bitmeyen inşaat arkadaşlar. Evet, buraya geldik. Taner helal olsun lan. Hepsini çekmişsin lan. Çok mu çekmişsin? Maşallah. 3 sıra değil mi abi orası da? Neresi? Şurası sıkıntılı biraz, mağazım. Orası 3 sıra. Ama oraya merdiven istedim ben. Yok yok, direkt iskeleten atarım. He, o da olabilir. Bu arada makinemize bir bakak ya. Makine güzel. Burada bir yanlış. Ben sizin doğru olabilirsin için ama. Biraz daha şuraya alabilirdim mesela. Yani ama şöyle. Ama köşeli vurmuş, güzel olmuş. Evet. Sonradan. Yani şu markayı aldık arkadaşlar, reklam olmasın. Ama herhalde iyidir yani. Ne diyor? Kaldırma ekipmanı, yükünüzü hafifletin. Hafifletelim. İyi bir markaymış bence ya Taner. Düğmesi bu mu? Biraz daha uzun bir düğme kumandası kablosu olabilirdi bence. Bir çalıştırsana sesini. Ama Taner, sanki sarma işini biraz karmaşık yapmışsınız ha. Sarmayı kendisi yapıyor, biz bir şey yapamıyoruz ki. Yok, yapabiliyorsun. Nasıl yapıyorsun? Benim babada da var bunlar. Yukarı çıkarken biraz kendim bunu ayarlayabiliyorsun sağa sola doğru. Sarmayı kim? Çok iyi ayarlamışsın ya. Baksana maşallah. Taner, sana emanet ha. Şurası Alata, mıydı? Alata bir şey olursa ben alırım. Yok abi, size bir şey olmasın da. Abi adam helal olsun, şunu bile düşünmüş ya. Ya. Ne kadar da bunun maliyeti? Valla arkadaşlar, bunu 8'e aldık herhalde. 8000 lira civarındaydı. Bu iyisi yani, daha uygunları vardı 6000 liraya ama 1-2000 lira için değmez bence. Evet, şimdi burası Roma sütunu falan dedik ama arkadaşlar, şimdi Roma sütununda gerçeğini alırsak dünyanın maliyeti çok pahalı. Dün sordum Taner, sadece balkonlar için. 200 bin lira mı? Sadece şuralar mı? Sadece aşağı balkon var ya. Bir de teras, aşağıdaki balkon, diğer büyük balkon. İkisine 200 bin lira gidiyor. Dedim o zaman kalsın kardeşim. Pirketle burayı öreceğiz. Bir model var, o modeli yapacağız büyük ihtimalle. Taner, pirketler niye kırık bazıları? Çıkarttıkken kırıyordur abi ya. He. Bir de taze gelmiş ya pirketim. Taner usta, bak bütçemiz kısıtlanmaya başladı. Aman dikkat et. Şurada bir çivi bile çok önemli arkadaş. Çünkü inşaat maliyeti öyle bir artmış ki. Bak ben geçen, hatta 8. ayda aldığım dış cephe taş kaplama var ya, 165 bin TL almıştım tamamını. Şu an 400 bin lira vardır. Dün hesaplattım adama tekrardan, dedim şu an alsak ne kadar olur? 500 bin lira fiyat çıkardı. Ciddi bir rakam arkadaşlar. Abi, pirketi biz kaça alıyorduk hatırlıyorsun sen? Kendi duvar yaparken. 5.5 mı öyle bir şeydi? Şu an 19 TL arkadaşlar. Yani KDV 20'ye falan geliyor. Aynen. Bir pirket 20 liraya falan geliyor. Ciddi bir para. Yerine koyması falan abi, harcını, işçiliğini falansa 50'ye geliyor, 50'ye. Yapma o kadar. Vallahi geliyor. Tanesi. Tanesi 50'ye geliyor. Bir koysana mesela, bir tane idareten. Bak. Bak şimdi. Niye koyayım? İdareten koysana öyle. 50 TL arkadaşlar. Ya 50 demek 40'a falan gel. Yani o. Biz yapma. Ya güzel olur lan. Şöyle düzeyim de. He, bize modeli göstereceksin. Tamam. Ha, düşmez ama aşağı.
Hani şimdi bunun altı böyle düz ya. Evet. Tutar mı bu abi? Niye tutmasın lan? Güzel bir harç yapacaksın değil mi? Sağlam harç yapacağız direkt. Bak çok sağlam yap ha, senden ricam. Çünkü bu tehlikeli abi. 15 kilo cene 25 kilo çıkartalım. Canın sağ olsun. Bir kere yapıyoruz, sağlam olsun. Arkadaşlar malzemeden kaçmıyoruz da. Abi çok pahalı ne? Şöyle bir şey. Aynen tane, hemen böyle bir şey. Aynen doğru lan. Aynen de böyle Taner Usta. Güzel oldu bence. He? Bu arada demir gelir değil mi? Onu nasıl koyacağız lan? Niye? O demirleri nasıl koyacağız? Ya bana kalsa da ben öyle istiyorum ben. İşte hanım arkadaşlar. Valla var ya bak, taş kaplama gelirse zaten göstermez bile abi. Değil mi? Ya Taner düz yap gitsin ya. Vallahi bak. Düz yap gitsin ya. Şu böyle bir şekil mekli verip araya demirlerden koyacaktık. Taş kaplama gelirse küçük ya. Doğru doğru. Göstermez kendini abi. Göstermez. Boşa eziyet olmuş olur yani. Kuşu az gibi olur. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Tamam düz yap gitsin ya. 3 müydü 4? 4 yapacağız. Bir tane daha atsana Taner. Bu seviye değil mi? Ha normal. Yani şimdi buna denizli kalıbı dedikleri şey falan gelirse... Yani ne kadar, şu kadar daha yükselir herhalde. Aynen. Normal. Standart zaten o değil mi? Evet, yani düşmemiş mi ihtimal olmaz evet, bence. Evet. Şuramıza geliyor. Kader yanlışsa çocuk gelir. Asıl. Tabii canım. Allah muhafaza. Aynen doğru söylüyorsun. Evet. Taner Usta. Bu işler sende o zaman. Kuş cennetiyle alakalı bir çizelim mi bir şeyler? Evet, çizelim de abi. Mümkün mü? Fazlasını oraya indirelim. Ben o yüzden 500 tane pirket söyledim. Evet. Bir geçelim oraya. Onunla alakalı da proje çizelim. Tamam çizelim. Bunu demek istedim. Başka bir şey var mı bana? Tamam burası bu şekilde. Şu odayı sana göstereyim hemen. Hemen onu da söyleyeyim de arkadaşlar. Taner Usta şimdi bak. Şuradan buraya kadar bence kafi. Değil mi? Abi de şey yapmak. Mesela kapılar 1 metre oluyor ya. 1 metre oluyor burada tamam. Burada bir diş koyarız. %20 santim, 120'yi çekeriz, böyle geliriz. Süper yani ötesi olur. Ortalama 160'a falan denk gelir. Tamam. Şuraya bir lavabo gelecek zaten. Tamam mı? Şuraya bir lavabo gelir arkadaşlar. Yani şimdi kapıyı şöyle açsak. Tamam, buraya kadar açılmış olur. Süper. Çok iyi değil mi? Mantıklı değil mi? Peki buraya hem bir duş, hem bir tuvalet, şuraya bir mutfak. Hem misafirler falan gelince baş tacı, doğru mu? O zaman Taner Usta. Buradan pencere. Yüksekte olsa sıkıntı olmaz bence. He. Zaten şap falan gelecek. Böyle aynen doğru. İki sırayı kapatırım şuradan. Tamam süper. Yani iki kat arttırırım diyorsun. Çok iyi. Buradan bir pencere bırakırız. Aydınlık olur. 50 bir pencere. Aynen öyle. Tamam. O zaman burayı örüyoruz tavana kadar. Evet. Doğru mu? Şuradan bir kapı yeri bırakıyoruz. Kötü olmaz değil mi? Yok abi niye kötü olsun? Mantıken olmaz. Aynen. Olan gibi kesinlikle. Yani ya bu işin kötü günleri var, güzel günleri var, her şey var yani. Sonuçta kendimizi düşünmeyeceğiz sadece. Taner bu arada suyumuz var ha, fark ettin mi? Maşallah maşallah maşallah. Nasıl suyumuz iyi mi? Ya abi iyi tatlı. Elhamdülillah maşallah maşallah, Allah razı olsun. Evet Taner Bey durum böyle. Şimdiden eline emeğine sağlık. O zaman şimdi kuş cenneti projesine geçelim. Arkadaşlar ya buraya gelince var ya bütün dış dünyayı unutuyorum ya. Var ya burada, baharda. Sen ne istedin o kadar inşaata gidiyorsun? Yüzümüze diye söyleme yani. Yok. Hakikaten ortam olarak nasıl? Vallahi billahi ya git Murat'a söyle sen. Ben oraya gidince diyeyim abi şuraya oturup var ya bak. Şuraya oturup bir sigara içeyim yeter. Değil mi? Ya arkadaşlar garip bir aurası var buranın, enerjisi var. Çekiyor. Yani çekiyor gerçekten. Böyle bir insanın içini huzurlu ediyor. Ya ben yarın gelirim şurada otururum. Çayımı buraya koyarım. Mis. İnşallah. Şimdi Taner'cim yuvalarımız da yapılacak. Malzemeleri aldık. Yuvası. Köpek kafeslerin çatısı geliyor. Kapıları geliyor. Her şey geliyor. Gel bir oraya geçelim. Allah razı olsun. Helalinden herkes arkadaşlar. Şimdi buralara vanalar bıraktım arkadaşlar. Şöyle açalım. Çalışıyor mu? Bismillah. Nasıl açılıyor lan?
Ay maşallah. Taner Bey, her yere birer tane vana bıraktık. Ne olur ne olmaz. Hortumumuzu takar, işlemimizi yaparız. Şu Lucky'nin mezarına bir bakın arkadaşlar. Kepçeci abimiz onu kapattı tekrardan. Mezarını. Zaten tamamı çıkmamış bu arada. Lucky'nin burun kısmı görünmüş. Adam diyor ben hemen kapattım diyor orayı. Tam buradaydı arkadaşlar. Adam kapatmış ama güzelce. Şunlar da çalışıyor. Burayı keşke biraz daha kapatsaydı ya. Değil mi? Bir de sanki buraya su mu gelmiş Taner? Gelmiş ya sanki. Yağmurda buraya çekmiş gibi sanki su. Hava gittim ben. Evet, şöyle geçelim. Adam geliyor şu an. Kapalı tapaymış arkadaşlar. Ha video gördüm sizde abi. Ya Taner şurada bir sıkıntı var ya. Sıkıntı var. O niye biliyor musun abi? Şu köşede niye oldu abi? Duvar basık. Şimdi ben duvarın arkasını doldurdum arkadaşlar. Burada bir teknik hatamız var. Yok, duvar basık abi. Çünkü abi aşağıda 11 kor 40'lık var. Evet. Onun üstünde de. Ama altı kaya yani bayağı kaya. Şey, yağmur eğimli ya arazi. Bütün su bu tarafa geliyor büyük ihtimalle. He ya baksana şuraya kadar. İşte pirketin iyi yönü ne biliyor musun? Çökme mesela çok ilerlemiyor. Aynen. Tutuyor yani. Hafif malzeme olsa giderdi her türlü. Bak fare deli arkadaşlar. Şimdi bunların hepsine su tesisatı var bu arada. Çalışıyor hepsi. Şimdi Taner kuş cennetini buraya yapacağız. Ben şu çöken duvar vardı ya, onun arkasını full doldurdum. Kepçe geldi güzelce arkasını doldurdu devam etmesin diye. Kaya falan indirdik oraya. Biraz daha sağlam tutar. Bakın demek istediğim şu. Garip bir şekilde arazinin tüm suyu buraya geliyor. O da buranın çökmesine sebep oluyor. Çünkü toprak suyu emdikçe sıkıntı oluyor. Taner Bey şimdi kuş cennetini nereye yapacağız? Yaşını kafam karıştırıyor. Takipçilerim benim aklımı karıştırıyor. Diyorlar ki abi buraya büyük bir şey yap. Yani nasıl büyük bir şey yap? Abi komple çok güzel olur. Çok büyük olur ama abi. İşte bak çok güzel olur, çok büyük olur. Ama büyük yaparsam... Maliyet. Maliyetten de ziyade yani tavuğuma o hepsinin içine koyarız arkadaşlar. Şöyle bir geriye doğru getireyim. Bak. Kuş diyelim buradan uçtu abi. Yani nereye kadar uçacak ki şuraya kadar olsa. İdeal arkadaşlar. Yani imkanlarımıza göre böyle bir kuş cenneti yapmışız. Ciddi bir şey bizim için. Taner. Şu bak birinci musluk var ya şurası. Ben diyorum ki o arada bir boşluk bırakalım. Abi boşluk olması lazım. Değil mi? Sıfır yapmayalım abi, diğer yuvayla. Onlar karıştırmayın abi. Aynen. Şu musluktan başlayalım kardeşim. Evet. Doğru mu? Bir, ikinci musluk, üçüncü musluk. Abi yani şuraya kadar mantıklı ya. Lan böyle kuş cennesi de yok yani ha değil mi? Ne diyorsun? İyi olur abi. Şimdi projeyi de sana anlatayım kardeşim. Bak ama buradan... Duvarın üstüne tekrar duvar attırmayın. Yok. Telmel yaparız. İçeriden kapatırız bir şeylerle. Siz zaten konuşuyordunuz. Yok yok. Cereyan yapsın yazın. Tamam çit yaparım olmadı. İçeriden de kapatırız orayı. Sağlam güvenli olur. Problem yani, olmaz. Duvar olmaz. Yani. Havalandırma olmadı. Ben tabandan bırakırım. Problem olmaz. Yani yük binmesin bir daha bundan sonra. Şimdi sıva yaparız. Dışarıdan da sıva yaparım ben bu yarılan sıva. Yerlere. Sıva olur. Hem içeriden hem sıva, dışarıdan sıva yaparız. Sadece bu bölgelere. Sıkıntı olmaz veya tamamını da yaptırabiliriz. Şimdi Taner buradan orası nasıl? Kaç metre yapıyor bir ölçsene. 20 metre abi. 20 metre mi? Çok iyi abi ne olsun yani. 20'ye 4 metre olur. Yani 4 metre 80 metre kare.
Taner bak şimdi anlatıyorum. Hazır mısın kral? Çok basit. Buradan kepçeyle içtik. Buraya kadar geldik. Tamam mı? Buradan duvarını ördün şu seviyeye kadar. Tamam mıyız? O seviyeye kadar ördük. Buradan da komple oraya kadar ördük. Ama bu öreceğimiz yüksek olmayacak. Bel seviyesinde. Yani 5 piriket. 5 kor bile fazla aslında böyle. 4 sıra. 4 sıra vesaire. Çünkü neden? Çatı gelecek üstüne. Aynen. Şimdi bak bir buradan ördük. Bir o karşıdan karşılığını verdik. Aynen. Buradan ördük ya. Mesela buraya bir tane kapı yeri. Bir tane de oraya kapı yeri bırakırız. Komple burayı tel yaparız. Aynen. Önü zaten kapandıktan sonra işe yaramaz. Manası kalmaz. Manası kalmaz. Arka tarafından çit telini çekeriz. Olay biter. Aynen. Mantıklı mı aynen, değil mi? Abi. Ben zaten sizi izledim geçen günler. Böyle konuştunuz. Yani sence daha iyisi ne olabilir? Yok bundan iyisi olmaz abi. Ya vardır da tane. Yok abi yok yani. Bundan iyisi ne olacak? Arkadaşlar o zaman takipçilere soralım. Bu fikir nasıl arkadaşlar? Yani bu şekilde bir kuş ne düşünüyorum. Zaten gerisi içeride olan kısım. Bu bir temeldir. Gerisini içeride halledeceğiz. Bence abi bu olur ya. Yani pişman olacağımız bir çok şey olmaz. Çok küçük diyorsan şundan al. Yok abi ne küçüğü Allah aşkına. Buradan orası. Lan kuş buradan oraya uçsa muhabbet kuşu zaten küçücük bir şey arkadaşlar. Yorulur. Yani yorulur hayvan. Baya baya iyi olur. Düşünsene bir muhabbet kuşu burada yaşıyor. Daha ne olabilir? Bence mantıklı. Değil mi? Güzel. Bence mantıklı. Tamam proje burası arkadaşlar. Ne zaman yaparsın bunu? Kepçeyi getiriyorum. Kepçe geldiğinde geçen gün her şey. He ya. Tamam zaten kepçenin bazı işleri daha var ya. Taner burada da piriket var biraz. Bunları da kullan. He. Tamam durum böyle. Taner Usta teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Bize eşlik ettiğin için. Buraya ne zaman başlarsın? Ev bittikten sonra mı? Ev bitsin, eştirelim başlarsın. Tamam ne zaman biter ev? Pazar gününe biter abi. Pazar günü mü? İyi. Şöyle göstereyim maşallah arkadaşlar. Bu pazar mı biter? Cuma günü zaten. Cuma, cumartesi, pazar. Ciddi biter mi lan? Yok canım. Ev mi? He, ev duvar işim mi? Duvarı diyorum işte he. Niye ne var ki pazar gününe bitirmiyor? Vallahi bitirirsen bilmiyorum. İş az ama belki hani gelmemen de programında. Abi yok iş az da sıkıntılı işler yani. Tabii. O zaman sen salı çarşamba teslim edersin. Ben pazar günü bitiririm. Pazar günü bitiririm. İçerideki eksiklere dahil. Hepsine. Tamam. Buradaki komut arkadaşlar buraya kullanacağız. Bu tarafa. Tamam Taner Usta tamam, teşekkürler. Abi, görüşmek üzere. Evet, güzel köyümüzün arkadaşlar, güzel koyunları. Şöyle bir sıyrılayım arkadaşlar. Küçük çobanımız da burada. Maşallah, maşallah, maşallah. Nasıl kaçıyorlar bak, nasıl kaçıyorlar. Bak hepsi evini biliyor bak. Abi şaka gibi ya. Koyun dev geçmeyeceğim bak. Bak evine geldi bunlar. Fıkha bile devam ediyor. Ablacığım biraz hızlanırsan iyi olur. Birazcık hızlanırsan trafiği kilitledik. Bak bunlar da kendi evine gidiyor bak. Maşallah arkadaşlar. Biz de besleriz inşallah diğer tarafa geçince. Bak hepsi evine kaçıyor. Arkadaşlar tekrar mekana geldim. Şu manyak bir tane horoz. Dışarıda kalmış. Şurayı açayım 2 dakika. Bak şu arkada, tellerin arkasında. Heh, şimdi gelmeye başardı. Aferin sana. Oğlum ben oraya girmeyeyim diye kapatmıştım orayı. Geç lan oradan. Geç şuraya. Şöyle kapatalım. Hanım böyle yemlerini falan da vermiş. Bu yine kurka gitmiş. Abi bu tavuk kurka niye giriyor ya? Ablacığım. Aferin sana. Yine bayağı bir yumurta arkadaşlar. Maşallah. Şöyle bir tane buraya bırakalım. Şunları alalım. Allah. Bunlar da yanlış bu arada. Şimdi gölle alakalı ne yapabiliriz?
makineyi yaptırmam lazım. Başka türlü çaresi yok. Onu ilerleyen günlerde değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi kuşlarda eksik var sanki ya. Ha, bir tanesi, iki tanesi orada arkadaşlar. Şu yumurtaları şuraya bırakalım. Kısa günün kârı. Evet, yumurtalarımız şöyle kısa günün kârı. Tabii şurada da var yumurta. Kuşlar uçmayın sakın. Uçmayın kardeşim. Şöyle girelim buraya. Allah. Burada bir yumurta var. Bu yumurtayı alayım mı almayayım mı arkadaşlar? Yoruma yazabilirsiniz. Şuradan şu yumurtaları da alalım. Bir tanesini bıraktım. Bunları aldım arkadaşlar. Evet. Şu an 3 tane burada. 5 tane orada. 8 tane yumurtamız var. Çok şükür. Buranın içine koyalım bunları. Şimdi diğer yere geçersem orada yeşilliktir, işte domatesdir, salatalıktır, maydanozdur gibi gibi şeylerden üretilir. Hatta bir tane keçi almayı planlıyorum. Koyun almayı planlıyorum arkadaşlar. Birçok planım var. İnşallah orada onları yaparız. Bıldırcın besleriz. Bayağı bir şey yapabiliriz. O yüzden inşallah Allah bize helal rızık verirse biz de arkadaşlar işlerimizi yürütmüş oluruz. Şimdi birazdan ayıları çıkartacağım. Onlara da güzel şeyler getirdim. Bak. Bunu getirdim. Tavuk var. Buradan et falan getirdim. Bu arada arkada bir şey oluyor ya. Şşş, sakin olun. Bunları salmayacağım. Çünkü bunlar dışarıda. Bunları salarsam sıkıntı arkadaşlar. Problem olabilir yani. Evet arkadaşlar, şimdi köpekleri saldım. Az önce kötü bir şey oldu. Rambo ile Poyraz fena bir kavga etti. Yani Rambo onun ayaklarına saldırdı. Bu zaten boyu falan yetmiyor. Poyraz da bunun yüzüne falan saldırdı. Normalde hiç kavga etmezlerdi. Birçok videoda beraberler zaten. Bu sefer kavga ettiler. Sebebini de öğrendim. Cookie kızgınlığa girmiş arkadaşlar. Yeni yeni yani başlangıcı. Bu tür durumlarda da yani köpekler birbirlerini meydan okuyabiliyorlar. Maalesef ki. Zaten Cookie ile Sultan'ı ayrı yerlere koyuyorum. Rambo ile Kurdu aynı yere koyuyorum. Poyraz'ı da bundan sonra Cookie'nin kızgınlığı bitene kadar çıkartmayacağız. Yani ulan Cookie küçücüksün, ortalığı karıştırdın. Neyse, et getirmiştim. Şöyle göstereyim. Etlerden veriyorum arkadaşlar bol bol. Yani hakikaten kavga biraz sıkıntılıydı arkadaşlar. Şöyle Rambo bırakmıyor. Şimdi Poyraz'ı suyla falan bıraktırıyorum da Rambo tuttu mu bırakmıyor arkadaşlar. Rambo al oğlum, al. Al, sen kavga ettin, al. Al, yapmaman gereken bir şeyi yaptın, al. Ay aslanım benim. Kurt, sen de mi acıktın? Bir baksanız arkadaşlar. Çok tehlikeli. Tamam babacığım. Benim kızlar da arkadaşlar kaydıraklarını temizlememi istiyorlar. Bak şimdi, bak şuna bak. Ares. Ares gel. Gel buraya gel. Al. Bak. Havada tutar mısın? Çocuklar havada tutar mısınız ya? Bak şimdi. Aslanım benim be. Maşallah. Ama çok uyuz bir köpek arkadaşlar. Köpek değil zaten, kurt. Niye uyuz? Çok sinsi, çok plancı, çok hilekar. Yani her şeyi yapabiliyor. Cookie de maşallah hemen hemen yarım kilodan fazla et yedi. Bak rahatsız etme oğlum, onu rahatsız etme. Efendim güzel kızım? Ne size söyleyeceğim? Söyle bakalım. Baba. Efendim. Ben ne diyeceğim? Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok az kaldı. İnşallah bir haftaya kadar diğer taraftaki kafesler bitecek. Malzemeler alındı. Montaj kısmı bekleniyor. O da büyük ihtimalle bir hafta falan sürebilir. Şimdi göl arızalıydı. Ben de birkaç şey yapmaya çalıştım kendimce.
Tabii düzeldim bilmiyorum. O esnada kavga çıktı. Ona müdahale ettik. Şöyle biraz içi su oldu hatta. Bayağı bir su oldu. Neyse arkadaşlar. Ben bununla biraz uğraşayım. Ama düzelmez büyük ihtimalle içi. Pislik dolmuş olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada o eti de bitirdi ayı.